Sayın seyirciler, Milli TV ekranlarına hoş geldiniz diyoruz Oktay. Telefon numaralarını veriyorum. Alan kodu 0212 233 77 40 nolu numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu kapı kapanmadığı zaman ben düzgün program yapamıyorum. Neden? Sanki böyle dışarıda birileri gelip geçiyor ya, benim dikkatim dağılıyor. Gerçekten umarım iyisinizdir. İyi hafta sonları diliyorum sizlere. Evet, Menekşe Almira Kuaför, çok teşekkür ederim. Ama bugün bu topuzu normalde lüle lüle yaptıracaktım saçlarıma, böyle belime kadar. Ama Hayriyeciğim dedi ki topuz yaptır Nevinciğim dedi. Sana çok yakışıyor, bale topuzu yaptırdım. Bale. Ama artık bahar gelmiş dedi Canan. Bahar geldi tabii ki. Aysel giyime çok teşekkür ederim. İkinci bölümde de 5'te ikinci elbiseyi giyeceğim. Uzun elbise giyeceğim bugün. Uzun elbise giyeceğim. Bir de uzunla görün bakalım beni. Ben çok rahat edemiyorum ama umarım sizler de beğenirsiniz. Çok güzel bir elbise giyeceğim. Gidin diyorum, nişanlar, düğünler başladı. Çok da memnun kalacaksınız. Evet, şimdi bir tane izleyicimiz demiş ki Nevinciğim, gerçekten dün çok güzel konuştun. Ben sizlere akıl vermiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben sadece sizlerle düşüncelerimi paylaşıyorum ekranlarda olduğum için. Öyle değil mi Serhan Korhan? Sadece düşüncelerimi paylaşıyorum. Bunları konuşuyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben kimim ki? Benim ne haddime ki sizlere akıl vereceğim? Öyle bir şey yok gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ne giydiğimi çok merak ediyorsunuz her gün. Çok teşekkür ederim. Şu an Aysel giyimden giyiniyorum ben. Ama yok böyle bir şey. Böyle bir kilolu değilim. Ben gerçekten bu plazmaları bir şey söyleyemeyeceğim. Neyse, her gün zaten bunu konuşuyoruz. Şimdi bugün işe geç kaldım. Neden geç kaldım? Arabanın anahtarını kaybettim. Elimdeki anahtarı ben bir saat boyunca aradım. Var mı böyle bir şey ya? Aa, gerçekten böyle çıldıracağım yani. Son dakikalarda, son 15 dakikada buraya geldim. Bir de ışıklarda iki tane beyefendi benimle ilgili iddiaya girdiler. Birisi diyor ki o mu, öbürü diyor o değil. O bu, onun diyor yüzü ekranlarda daha büyük çıkıyor diyor. Böyle küçücük yüzü var diyor Canan. Vallahi ya, yok böyle bir şey. Ama Karadenizli de onlar. Karadeniz şivesi vardı böyle. Sizi gidi Karadenizler size. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. İyisiniz. Sizi gördük, daha iyi olur. Ayağına tiyare istiyorlar. Herkes normal şartlarda kendisi geliyor, onlara tiyaremi gönderiyorum. Teşekkür ederiz. Mevlid, sen de ünlü oldun. Bakıyorum kıllar mıllar ekranda. Kilolu mu çıkmışsın? Benim şoförüm gerçekten, onu da çok seviyorum. Yıllardır benimle birlikte. Ama ünlü oldu birden. Kıllarınla ünlü oldun ama Mevlid ya. Diyorsun. Hadi bakalım. Bir telefonumuz varmış ablacığım. Alo diyoruz. Alo. Tuğba Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Önce televizyonun sesini kapatır mısınız rica etsem Tuğba'cığım? Peki, peki. Bu arada yayınınız çok güzel gidiyor. Biz de Kosovalıyız, Makedonyalı. Ay ne kadar güzel, çok teşekkür ederim. Çok güzel de benim sizden vereceğim olacak. Buyur hayatım. Hastalık olarak yaptığınız yardımlar önce benim çok hoşuma gitti. Benim annemde akciğer kanseri bu arada. Biraz duygusallaştık, o yüzden bağlanmak istedim. Çünkü o tür zamanlarda böyle kimse yanınızda olmuyor ama sizin gibi insanlar olduğu için çok mutlu olduk. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Canım benim, canım benim, yapabileceğim bir şey varsa ne demek? Yok, teşekkür ediyorum. Hani sizi böyle mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Size neşeleniyoruz, böyle evde oynuyoruz falan, gayet güzeldi. Canım benim, ne İstanbul'un neresinde yaşıyorsunuz? Diyeceğim. Canım. Annemin en çok sevdiği şarkı Bir Dalda İki Kiraz. Eğer mümkünse. Hayatım tabii ki, ne demek. Bir şey soracağım Tuğba'cığım, İstanbul'un neresinden arıyorsun hayatım bizi? Nereden arıyorum? Gazi Osman Paşa, Boşnak Mahallesi'nden arıyorum. Beni hiç görmedin mi oralarda? Hiç görmedim. Hani zaten ben hem çalışıyorum hem okuduğum için böyle sosyal yaşantım kalmadı.
Göremezsin. Zaten ben oralarda çok dolaşmaya da zamanım olmuyor. Ancak spora gidiyorum. O da çok, son günlerde de hani başka projelerim olduğu için çok zamanım kalmıyor. Seni kokulu kokulu öpüyorum. Şarkın da biraz sonra inşallah. Öpüyorum. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Anneme de sevgilerimi, saygılarımı, çok geçmiş olsun. Allah şifalar versin diyorum. Keşke elimizden bir şeyler gelebilse. Bir ederim. Evet. Aysel giyim. Bir yakından elbiseyi alabilir misin? Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu elbise nasıl oldu? Çok başarılı. Beğendiniz mi? Çok Aysel evet. Giyim benim sponsoruma çok teşekkür ederim ama ben bu kadar kilolu değilim. Yemin ediyorum ki bu kadarcık belim var. Kaldırın bu plazmaları Tuncay Bey niye... Yemin ediyorum kahrolacağım ya. Yemin ediyorum kahrolacağım. Rüzgar ben bu kadar kilolu muyum ya? Vallahi değilsin ya gerçekten. Niye böyle kilolu gözüküyorum? Şimdi buraya bakıyorum, oraya bakıyorum. Acaba değil mi? Hangisi doğru diyeceğim. Bakın sırtına da bakın. Sırtına bakın. Sırtını göster. Gidin vallahi inanılmaz göremiyorum ben. İnanılmaz güzel elbiseler gelmiş. Aysel giyime gidin diyorum Gazi Osman Paşa'ya. Benim gerçekten yıllardır sponsorum. İnanılmaz güzel elbiseler bulacaksınız. Şimdi. Evet sayın seyirciler. Ya şöyle, şimdi yönetmenim dedi ki, telefonlar geliyormuş, insanlar benim doğal halimi merak ediyorlarmış. Nasıl işe geldi mi? Doğal halim bu. Çek yakından Mehmet. Doğal halim bu. Bugün böyle geldim işe. Değil mi? Öyle, böyle gel. Bu kıyafetle geldim. Bugün koştura koştura geldim. Nasıl geldim siz bir bilseniz. Zaten herkes biliyor ki Serhan Korkan'ı çok severim. Gerçekten benim o da beni çok seviyor. Benim kardeşimdir. Onun da çok yakında. Çok yakında değil mi albüm? Evet. Ne zaman? Haftaya. Onda, evet haftaya. Haftaya. Aynı tarihlerde onun da zaten bomba çıkacak. Gibi bir albümü çıkıyor. Onun evet. Da albümünü burada dinleyeceğiz. Ama nedense izleyici hep ondan Barış Manço'nun şarkısını istedi. Söylemez misin? Ha? Gel söyle bakayım. Gel. Hadi bakalım canım benim. Hadi bakalım böyle hazırlıksız yakaladım ben onu evet. Ama çünkü Nihat'ın arkadaşı gel. Hadi bakalım Serkan gelsin Korkan. Bunu. Böyle çıktım ama. Olsun sen ben sesine programa gelmedin ki Serhan Korkan zaten sizler onu tanıyorsunuz. Vallahi çok sevinirim çünkü izleyici çok istiyor onu.
şeyler götürmüş. Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Unutmadım seni ya. Unutamadım, unutamadım. Ne olur anla beni. Ne olur anla beni. Gözlerimde yaş, kalbimde ise senin aşkının sızısı. Unutamıyorum. Koca bir alkış istiyorum. Canım kardeşim, çok teşekkür ederim. Gitmiyorsun, bu birlikte kapatalım seninle. Tamam. Seni çok severim, çok yakında albümün çıkıyor zaten. Kısmetse ben de işte bir buçuk haftaya kadar çıkartacağım. İlk önce Nihat'ın albümünü bir süreceğiz. Ondan sonra ilk önce seninkisini aynen burada. İnşallah. Dinleyeceğiz hep birlikte. Birlikte gelelim. Olur valla. Gel tamam. Nihat'cığım gel. Her hafta biz varız. Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür albümün ediyorum. Bomba gibi. Zaten duruşuyla her şeyi gösteriyorsun. Seni çok seviyorum. Sağ olasın. Ne söylemek istersin? Beni ağırladığın için çok teşekkür ediyorum. Senin o pozitif enerjini seviyorum. Senin yüreğini seviyorum. Çok tatlısın. Herkese de söylüyorum. Gerçekten göründüğü gibi. Hani ekranlara karşı oynamıyor. Dışarıda da böyle. Çok seviyorum çok seni. Çok teşekkür seve ederim. Seve de her şekilde gelirim. Çok her teşekkür zaman ederim. Biz radyoda tanıştık zaten, Serkan'la birlikte geldiler. Orada da böyle ayrılamadık. Sohbet evet. Hani güler yüz, tatlı aynen dil. Ne var ki, insanlıktan öte başka bir şey var aynen mı bu dünyada? İnsanlık önemli. Candanlık, samimiyet çok aynen önemli. Aynen öyle. Çok onu teşekkür söylüyorum ederim. Evet, hiçbir yere gitmiyoruz. Birlikte kapatıyoruz. Evet sayın seyirciler, bugün de programın sonuna geldik. Kızlarım, sizi de böyle alıyorum. Ne kaldı? Evet. Umarım hep birlikte eğlenmişizdir. Ben de eğlendim. Sizlere de umarım faydalı olabiliyorum. Ama unutmayın ki şu hayat çok kısa. Ne olur insanlıktan öte hiçbir şeyin olmadığını kabullenelim. Keşke dememek için ne olur ailelerimizi ihmal etmeyelim, yakınlarımıza. Kimseyle düşman olmayalım. Kimse, bir arkadaşımın istediği gibi olamam ben. Benim istediğim gibi de o olamaz. Kimse kimsenin istediği gibi olamaz. Paylaşmayı bilelim. Ne olur bir dostumun eşi için, arkadaşımın eşi için yardım topluyorum. Herkesin desteğini bekliyorum. Ne olacak, bir paket sigara parası gönderseniz o bile fayda olacak. Ben yardım adımları için adımlarımı atacağım bundan sonra. Elimden ne geliyorsa yapacağım ama bir kişinin elinden ne kadar gelebilir ki? Bir akşam yemeğine gitmeyin. Bir sabah kahvaltısına gitmeyin özel bir yere. Deyin ki bu parayla da bu kardeşimize destek olacağız. Siz numaralarınızı bırakın. Ben kendilerine ileteceğim. Onlar sizleri arayacak. Size kucak dolusu sıcacık sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sizleri seviyorum. Önümüzdeki cumartesi pazar 3 ile 5 arası yine Rumeli TV'nin ekranlarında olacak Göçmen Kızı. Ama pazartesi, çarşamba ve cuma nerede olacak? Tabii ki FD Radyo'da olacak. Oradan beni izleyebilirsiniz. Orada da eğleniyoruz. Belki de olur ya, hafta içi 5 gün program yaparsam sadece Rumeli TV ekranlarında olacağım. Belki Tuncay Bey'in iyi trafı tutar. Herkes beni istiyor. Aynı zamanda Tuncay Bey'e teşekkür etmişsiniz. Dün yarım saat uzattığı için bir şey değil. Ben zaten kendisi şu an beni duyuyor. Sizleri seviyorum.